Nasıl depoculuk tamamen çiftçiyi koruma temelleri üstüne kurulmuş bir sistem. Çiftçi ürünü üretip deposuna kaldıracağı esnada lisanslı depoya müracaatıyla sınıflandırıcı laboratuvar dediğimiz laboratuvarda ürün kalitesi deponun belirlediği standartlara uygunsa depoya kabulü gerçekleşir. Depoya kabulü gerçekleşen ürün çiftçi tarafından depoya intikal edilir. Bu intikal esnasında sınıflı laboratuvar, sınıflandırıcı laboratuvar desteği ve mazot desteği devlet tarafından kendisine ödenir. Yani nakliye ücreti dahil olmak üzere hepsi devlet tarafından sübvanse edilir. Ürün kabulü gerçekleştikten sonra depoya ulaşır, 500 kilogramlık box dediğimiz büyük kasalarda barkodlanarak kime ait olduğu bir numarayla ürün hangi sınıftaysa ona ait hangara geçir. Yani 6000 diyelim ki bir numaralı depoda iki numara dediğimiz 120'lik kayısı nemi bütün spekleri incelenerek yani sınıflandırıcı laboratuvarda kükürdü ölçülerek ürün o depoya alınır ve çiftçiye bir elektronik senet verilir. Çiftçi bu elektronik senetle bütün bankalardan ürün değerinin %70'i kadar faizsiz kredi kullanabilir. Ancak ürünü satmaya karar vermeden önce bankada kullanmış olduğu krediyi kapatmak zorundadır. Ürün satış esnasında herhangi bir fiziki görüntüye artık ihtiyaç yoktur. Depo olarak ben üreticiden almış olduğum ürünün bütün garantisi bende. İki kişi yan yana otururken ürünü evrak üzerinden birbirine satıp birbirinden alabilir. Ancak alıcının mutlaka takas bankta hesabı ve parası olmak zorundadır. Satıcının da mutlaka bir bankada hesap numarası olmak zorundadır. Ürün aynı anda işlem talimatla gerçekleşir. Alan arkadaş takas banktan talimattan satan arkadaşın hesabına parayı geçirir ve ürün o anda işlem görür. Yani kesinlikle ihracatçı firmanın ürünü görmesine, fiziki olarak bakmasına bir ihtiyaç yoktur. Çünkü evrakta yazan bütün bilgilerin asıl muhatabı o saatten sonra lisanslı depodur. Depodaki gerçekleşecek bütün arıza ve sıkıntıların sorumlusu depodur. Yani üründe meydana gelebilecek. Eğer üretici isterse ürününü beklettiği sürenin dışında geri çekebilir. Satmaya da bilir. Ürünü tekrar kendisi alabilir. Ama ürün yapılan tahlillere göre bir süreyle bekletilir. Kükürt 2000 ise 2000 ve 2500 aralığındaysa 6 ay bekletilir. Yani tamamen kükürdün uçma oranları hesaplanarak yapılmıştır. Yani bir ürün günde 30 ppm yani miktar olarak hesaplanarak bu da yapılmıştır. İstenirse 18 aya kadar ürünü muhafaza edebilir. Üreticiden kesinlikle depoda beklediği süre içerisinde ücret talep edilmez. Tamamen devlet tarafından sübvanse edilir. Ama tüccar veya ihracatçı depoyu kullanma ihtiyacı gördüğünde de Tarım Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu miktarda ton başına para ödemek zorunda.